aşk kokan anlar. İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Carvak sunar. Muçi Konya Spor maçında olduğu gibi baktı, oyun organizasyonunda kendisinin çok fazla rolü yok şimdilik. Konya Spor maçında 8 ya da 9 şutla bitirmişti. Kendisini hep rakip savunmadan sakınarak, yani kendisini unutturarak oynuyordu. Yine benzer bir hücumda, ki Konya Spor maçında daha net şut pozisyonları da bulmuştu. Şut pozisyonu bulduğu anda da birleşik hareket tak topu bırakıverdi. O anlamda Muçi'nin de golle tanışması da önemliydi. Yani Muçi özel bir oyuncu olduğunu gösterdi. Hani evet. Muçi için şunu söyleyebiliriz, onu not almıştım. Ben şu anda Beşiktaş kadrosunda topun kıymetini bilen tek oyuncu. Mutlaka oyun onun üzerine inşa edilmesi lazım. Bu senenin ilerleyen haftalarında, belki kupada ya da gelecek sene mutlaka, yani oyun onun etrafında organize olmalı. İlk şutunda çok temiz bir gol attı. Olabildiğince kaleye yakın kullanma formüllerini denemesi lazım Fernando Santos, ki bence onu düşünüyordur zaten. Öyle görüyoruz. Sadece topla kalitesi değil, bence topsuz reaksiyonu da çok değerli. Mesela Beşiktaş'ın işte o Santos'un işaret ettiği kaybedilen toplara gösterilen reaksiyonlarda Muçi çok istekli. Her topa ilk hamleyi yapan oyuncu. Yani şöyle bakınca işte Fenerbahçe'nin sezon başında Szymański ile bulduğu o eksiklik Muçi'de de var. Evet, Muçi ile kapatılacak onu, bir onu durum. Onu kullanacaktır. Bir de mesela Cenk'in çıkmadan önce kaçırdığı gol var ya. Orada mesela spiker Muçi kontrol edemedi dedi. Aslında Muçi bilerek bıraktı o topu. Evet. Topun üzerinden atladı. Orada hani oyun zekasını da gördük. Temel bir oyun zekası. Ama Beşiktaş'ta hiç böyle özellikli bir oyuncu yoktu. Beşiktaş'ın koşan oyuncusu vardı. Beşiktaş'ın işte kısıtlı yetenek oyuncusu vardı. Beşiktaş'ın hızlı oyuncusu vardı ama Beşiktaş'ın oyun zekasını artıracak, hani Gezal'ın çıktığı denklemde bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Muçi onu kapattı. Bence direkt oyun üzerine inşa edilmesi gereken bir oyuncu. Evet. Peki oyunu inşa ederken sence Muçi'nin görevlendirilmesi gereken bölge neresi? Servis düşünüyoruz. Yani bir düzen üzerinden, bir kurgu üzerinden de düşünebiliriz bunu. Mesela bazı maçlarda benim aklıma şu geldi. Muçi'den bu şekilde de faydalanabilir mi acaba diye. Yani bir oyuncuyu sola atmak, Muçi'yi şimdi sarı yapıyorum burada. Bundan bir kanat forvet gibi oynamasını beklemek değil. Buradaki bir oyun kuruculuğu da üstlenmek. Yani aklıma şu formül geldi. Misal diyelim ki Al-Nusrati, Jason Fernandez, normal şartlardan bahsediyorum. Ve hadi buraya Salih Uçan veya da Demirege tıknaz konuldu bu. Şurada Cenk'ten feragat edip Milot Rashica, Semih Kılıçsoy ve Muçi üçgeni kurulabilir mi? Bu bana belirli maçlar için doğru bir plan gibi gelmeye başladı. Yani Muçi'yi şurada sıkıştırırken Muçi'yi burada hem serbest bir oyuncu olmak hem de şut açısında ayarlayabilmesi açısından. Sağ ayağında çok etkili kullandığı için. Olabilir. Daha fazla done görmek lazım. Ama yani bir hücumdaki serbest oyuncu çok daha rahat edeceğini görüyoruz orada. Yani solda mı olur, sağda mı olur, yani merkezde mi olur? Savunma sorumluluğunu üstünden biraz alarak hücum sorumluluğunu yükleyerek. Yani şu da olabilir. Szymański'yi kullandığı gibi Fenerbahçe'nin. Orta üçlüde de kullanılabilir. Yani Musrati yanına işte iki yönde oynayabilen bir 8 ve işte onların yanında Muçi'ye. Da Muçi de olabilir. Hani 4-2-3-1, 4-3-3 sağ içi rotasyonları gibi. Daha çok maç izledikçe, done gördükçe onu değerlendirebiliriz ama hücumda üzerine oyun inşa edilebilecek zekası, oyun zekası üzerine inşa edilebilecek bir isim. Fizik Muçi kalitesi kesinlikle. De öyle bu arada. Yani gayet bir yani, fizik kalitesi var. Sırım gibi dedikleri evet. Oyunculardan ince, güçlü. Tam şutör de zaten adam. Yani iyi bu adam. İzlemesi keyifli olacak Muçi'yi. Beşiktaş'ta. Semih Kılıçsoy farkları var orada aslında. Şimdi Semih'in en çok dikkatimi çeken özelliği, Allah vergisi bir yetenek var. O yeteneğin üzerine de inşa ederek gidiyor. Çalışarak inşa ederek gidiyor. Ama bu bahsettiğim çalışma fiziksel bir şeyden bahsetmiyorum. Zihinsel bir çalışmadan bahsediyorum. Çünkü futbolun temeline dair bir şeylerini geliştirmiş. Yani pozisyon alışı, şut açısını ayarlayışı, kaleyle olan mesafesini ve kaleyle olan açısını doğru ayarlaması filan. Bunlar böyle futbolun temellerini üzerine koya koya. Bunlar çok şeyde değil yani. Öğretilecek, yani altyapıda çok ülkemizde yüklenip gelen şeyler değil. Altyapıda genelde yeteneğin gösterilmesine izin verilir. Ama bizde işte açı, mesafe, pozisyon alma gibi şeyler öğretilmez. En kral altyapıdaki en modern hoca bile ben yapıyorum derse onunla sabaha kadar tartışırım. Ama oyuncular biraz daha artık gelişim liglerine geldikçe oralarda
bunlar artar ama asıl genç oyuncu A takım içerisine girdiği zaman bu özelliğini artırır. Bunu sabaha kadar herkesle tartışırız. Bunlar da bir yandan şöyle bir şey, böyle durup düşünülerek yapılacak şeyler değil. Bunları üzerine koyduğun zaman içselleştirir futbolcu bunu. Yani ben şimdi, bana pas gelecek. Hani hep şey konuş, bak işte kendini nasıl ayarladı. Orada onu çok zeki. Aslında o an pas bana gelecek. Ben böyle açımı ayarlayayım. Oradan kale. Buna zamanı yok. Otomatik. Her şey 2 saniye içerisinde oluyor zaten. Top ayağına geldi, döndü, vurdu. 3 saniye maksimum. Bunu ama çalışıp içselleştirdiği zaman sanki bir içgüdünü taklit eden davranış gibi. Yani tam içgüdü de değil ama onu taklit eden bir davranış gibi oluyor. Semih'te en çok fiziksel kalitesinin ve yeteneğinin üzerine bunu koyması çok değerli. Futbolun her forvetin her bölgesinde iş yapıyor bu. Ve de her bölgesinin ihtiyacına iş yaptı şu ana kadar. Yani merkez oynadığı zaman sırtı dönük oynadı. Sağ kenar oynadığı zaman dikine oynadı. Solda da sol kenar oynadığı zaman içeriye çekip oynadı. Ya şimdi mevkisi itibariyle de Avrupa'dan talep görebilecek bir yer. Şimdi defans, orta saha, 10 numara kanat. Evet, onlar da talep görür ama forvet olduğunu başka bir gözle bakılıyorsa. Futbol, hele modern futbolun yıldızları, en çok bonservis bedeli ödenecek oyuncular. Ne bileyim işte, en çok ya gelsin o da kadromuzda olsun denilecek oyuncular forvet oyuncularıdır bu oyunda. O açıdan da bir şansı var. Bence bir de yani 9 maç 8 gol gibi bir istatistiği var. 9 maç 8 gol. Avrupalıların ağzının suyunu akıtıyor bu performansı ve özellikleriyle. Yani o golleri kaçırsa da ona olumlu rapor hazırlanır. Umarım Beşiktaş elinde tutar. Evet. Ben erken olduğunu düşünüyorum artık oyuncularımız için bu yaşlarda dışarıya, rekabetçi dışarıya çıkmanın. Bizim ligimizde oynayarak gitmeleri lazım. Yani en az bir sene daha kalması gerekiyor. Kesinlikle. Semih Kılıçsoy'un. Çünkü daha önce hoşumuza giden bir davranıştı bu. Birçok oyuncu özelinde de söyledik. Aa işte gençken aldılar, işte orada yetecekler, onu bunu derken oyuncular geri dönüş yapmaya başladı. Veyahut da geri gitmeye başladı. Hem oyuncunun gelişimi açısından evet. Ama hem de ligin kalitesi ve takımların kalitesi açısından da bu oyuncuları elimizde tutmamız lazım. Çünkü her parlayan yeteneği ilk sezonun sonunda gönderirsek alttan üretimimiz de yok. Yani insanlar yerini dolduramıyoruz. İnsanlar hep hani belli başlı ülkelerin ülkesi. Bak Portekiz yapıyor, işte Hırvatistan yapıyor. O alttan da getiriyor yani. Tabii. Sen onu getiremediğin için Semih geldi ve gider. Arda gitti mesela. Var mı aşağıdan Arda'nın yerine koyabilme potansiyelin oyuncu? Yok. Öyle bir sistemin yok çünkü. O yüzden bizim biraz daha oynatıp, faydalanıp yani göndermemiz lazım. Türk bizim ligimiz olarak. De daha biraz daha kaliteli hale gelsin. Çünkü Semih'in oynadığı ligde başka oyuncu da parlar. Tabii. Çünkü Semih ve benzer forvetlere karşı bir stoperin göstereceği performans da önemlidir misal. Yani ona göre de daha farklı oyuncuları da ön plana çıkartırız. Şey de yaratır yani. Diğer takımların da böyle oyuncuları sahaya atma motivasyonunu artırır. Takip edilebilirliğini artırır. Tabii. Yani ben de Semih'te şunu gördüm. Sezon başında hep kendi dilime pelesenk ettiğim birkaç sahne vardı Semih Kılıçsoy'la alakalı. İşte Nefşibakü maçıydı galiba değil mi? Azerbaycan takımıyla Beşiktaş'ın ön eleme oynadı. Avrupa yani şey eleme grubunda. Beşiktaş öndeyken artık son dakikalar Rebiç de sahadayken orta sahadan yakaladığı bir topu doğrudan kaleye vurmuştu ve Rebiç kızmıştı Semih'e. Evet. Haklı olarak kızmıştı. Haklı olarak kızmıştı. Sonra yine Az süre aldığı maçlarda, şimdi ben doğrudan kaleyi düşünen forvetleri bazen kendi adıma kıssam da çok severim. Kaleyi düşünmek çok önemlidir ama bazen de zorlamamak lazım. Bir maçta daha benzer bir şeyi yaptı. Bu sefer orta sahadan değil de yani çok daha uygun durumda final pası verebilecek yani şutu denediği birkaç pozisyon olmuştu. Oxlade Chamberlain kızmış olabilir orada. Oxlade Chamberlain'di galiba. Evet, Oxlade Chamberlain gelip göstermişti kendine. Ne yapıyorsun hani, ben geldim koştum geldim diye. Ama artık bunları çevre kontrolüyle beraber yani beyin kendisini otomatik olarak tekrar etmeye başladığı zaman artık azalttığını görüyoruz. O anlamda da önemli. Semih Kılıçsoy, şimdilik iyi ki varsın kardeşim diyelim. Yani umarım bu şekilde de devam eder çıkışı, oyun anlayışı. Ki Fernando Santos da onun üzerine daha fazla sorumluluğu da verecektir. Onu daha rahat ettirebilecek ve onun sorumluluğunu arttırabilecek belirli oyun planı da hazırlayacaktır. Önemli, gerçekten önemli. En azından izlerken televizyon başında keyif alıyorsun. Dün attığı golde olduğu gibi tak 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 hemen bitirdi işi yani. O noktalar çok çok önemliydi. Bir tane kaçırdığı golde de mesela sağ çaprazdan vurdu. Arka direğe gitti. Çok iyi aldı topu. Açıyı iyi ayarladı. Ve kısa
anda yaptı bunu yani. Sol ayak dokunuş, sağ ayak çat vuruşu yaptı yani. Çok güçlü vurdu. Evet, çok çok vurdu. Ama rakip iyi bozdu. Evet, rakip iyi bozdu ama onu hemen aldı, hemen bitirmesi çok çok önemli. Bunlar tabii oynadıkça, daha iyi stoperlere karşı oynadıkça bunlar otomatik olarak da gelişecek şeyler. Evet. Çünkü çalışan oyuncu kendi kendine problem üretmeyi bilen oyuncudur aynı zamanda. Üretmeyi becerir çünkü. Bu kendisi içinde içselleşir. O anlamda önemliydi. Var mı Beşiktaş maçına dair ekleyeceğimiz yok, şey? Yok. Karasını alacağın haftanın karası. Semih'i alabilirim evet, buradan. Zaten ben de, detaylı bahsettim. Evet, Semih. Ben de doğrudan İstanbulspor Beşiktaş maçından Semih Kılıçsoy'u aldım diyelim. Ve hemen cumartesi akşamına Kadıköy'e gidelim. İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Carvak sundu.